Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi-cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum sevgili izleyenlerim. Mutfakta ön hazırlıkları yaptım. Bir makarna hazırlayacağız. Makarnamız burada yumurtalı bir makarnadır. Hazırladıktan sonra, haşladıktan sonra yağla bunu harmanlıyoruz. Harmanladıktan sonra yumurtayla yağ çırpma yöntemiyle çırptıktan sonra üzerine ilave ediyorsunuz. Ve daha sonra bunun üzerine de rendelenmiş kaşar, evet, ondan sonra fırına veriyorsunuz. Bir kalori bombası diyebilirim sevgili izleyenlerim. Evet sevgili izleyenlerim, yayındayız. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi. Efendim, suyu kaynattıktan sonra makarnanın kuralı, her 100 gram makarna için 100 gram su kaynatmamız gerekiyor. Bir paket bir paket makarna 500 gramdır. 5 litre su bırakmanız gerekiyor. İçerisine bir kaşık tuz, bir kaşık sıvı yağ ilave ediyorsunuz. Tuzunu oradan alması, sıvı yağında malzemelerin birbirine yapışmasını sağlıyor. Kaynamaya başladıktan itibaren 10-11 dakika civarında pişiriyorsunuz. Biraz daha sert isterseniz 9'da 10 dakika arasındadır. Fırında vereceğiniz için 9'da 10 dakika arası normal bir pişirme süresidir. Ondan sonra süzüyorsunuz. Durulamadan, efendime söyleyeyim, işlem yapacağız sevgili izleyenlerim. Şimdi ben bunların işlemlerini yapacağım. Burada fazı kapamasını da yapacağım. Vaktimiz daralıyor. Hocam, şimdi oradan geçtim, şuraya geçeyim. Bu ağrılarda akupunktürün özelliği nedir ağrılarda? Şimdi baş ağrısı, diş ağrısı, böyle bir şey var mıdır akupunktürde? Tabii. Şimdi biraz önce zayıflama konusunda bahsettim. Akupunktür pek çok hastalığın tedavisinde uygulanır. Ağrı tedavisi bunlardan en başta gelendir. Ağrı tedavisi, alışkanlık tedavisi. Mesela sigara bırakma, onu, ve şey yapacağım kilo hocam, soracağım yönetimi. Onlara. Alerji tedavisinde son derece etkili. Psikolojik, psikiyatrik hastalıklarda, stres, depresyon gibi hastalıklarda akupunktur çok başarılı sonuçlar veriyor. Ağrı tedavisinde bugün dünyada en çok uygulandığı alan akupunktur, ağrı tedavisidir. Özellikle migren tedavisinde şu anda... Ağrı tedavisi dediğiniz zaman genel ağrı. Tabii, mesela baş ağrıları, bel ve boyun ağrıları, diz ağrıları gibi pek çok ağrıda başarıyla uygulanan bir tedavi metodudur. Diyoruz, çocuklarımıza kötü örnek oluyoruz. Genç yaşta sağlıksız, mutsuz, huzursuz bir hayat yaşıyoruz. İşte burada akupunkturu tavsiye ediyorum. Sigarayı bırakmak isteyen dostlarımız akupunkturdan istifade edebilirler. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Şöyle makarnayı da bir fırına verelim. Çok güzel görünüyor. Efendim, makarnayı haşladıktan sonra şöyle bir tepsi içerisine bırakıyorsunuz. Cam olabilir, metal olabilir. Ve şöyle ne kadar yağ kullandınız ona? Şöyle yarım bardak. Daha az. %40 kadar. Evet, daha az kullandım. Şöyle bunları karıştırıyorsunuz. Şimdi bunu karıştırdıktan sonra tabii ki malzemelerin birbirlerine durulamadığınız için yapışma pozisyonu oluşur. Yapışmaması için bunları yağladıktan sonra şöyle alıyoruz. Burada 6 tane yumurta var. Bu tabii ki 8-10 kişinin yiyebileceği bir makarna sevgili izleyenlerim. Kişi başına bir yumurta mı? Evet. Yani normalde az. Evet öyle. Çok yiyen olur, az yiyen olur. Onun orasını bir şey demiyorum. Efendim, bizim Fatih olursa daha çok tüketiyor. Fatih'in şeyi Fatih öyle. Fatih Bey çok mu yiyor? Evet. Ve bunları şimdi biraz çırptıktan sonra sevgili izleyenlerim, bunun içerisine çok az da bir yağ ilave edeceğim. Yumurtaların, çünkü kaşar ilave edeceğim için kalorinin yükselmemesi açısından söylüyorum. Çok daha yağlı olur. Şöyle bir kıvama getirdikten sonra bunu oradaki malzemeyle birleştireceğim. Yağ burada. Ve birleştirdikten sonra da efendim üzerine rende kaşar ve fırına vereceğim. Bu zaten yumurtalı bir makarna oluşmuş oluyor. Onun için ismi de üzerinde yumurtalı makarna. Evet sevgili izleyenlerim. Ve fırına vereceğiz. Nazım Usta'nın yumurtalı makarnası. Evet böyle.
Tabii bu beslenmede yumurta çok önemli. Kesinlikle. Ama her gün kalkıp da siz bu şekilde bir beslenme şekli şey yapacak haliniz yok ya. Bunları yapacak haliniz yok. Bunları zaman zaman yapacaksınız. Şimdi yumurta çok değerli bir besin maddesi. Çok değerli bir besin çok maddesi. Çok günahını aldılar zamanda. Tadında bırakmak kaydıyla. Tabii her şey her tadında yememiz hocam. Lazım. Her şey tadında olması evet. Lazım hocam yani. Böyle çok abartılı olduğu zaman zaten insan dengesi bozuluyor. Yani çok yağ kullanmak, çok efendime söyleyeyim hamur işi yemek falan filan yani her şeyin çoğu haram. Efendim evet. Şimdi fırına veriyoruz bunu. Fırında pişerken biz de pazı kapamamızı hazırlayacağız. Evet hocam geliyorum. Fırına doğru gidiyorum. Efendim fırında da bildiğiniz gibi yumurtalı bir makarnamız var. Üzerine de efendim kaşarımızı rendeledik bıraktık. Onu da şöyle alalım. O da burada. Şimdi bunların hepsini sahneye çıkaracağız. Hocam da burada. Sevgili izleyenlerim yine geldik bu programımızın sonuna. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.